Düğün günü çok heyecan verici. Ama bir düğün her zaman sürprizlerle doludur. Tarık ve Alara'nın düğün töreni başlamak üzere. Güzel bir kucaklaşma onları sakinleştiriyor. Ama gelinin dışarı çıkma vakti geldi. Ve damat sabırsızlıkla beklemek zorunda. Aa, bu da ne? Görünüşe göre Alara makyajını abartmış. Aa, panik yapma. Hemen temizleriz. Biraz bant alalım. Elimize yapışkan kısım dışa doğru gelecek şekilde saralım. Ve kumaşı temizleyelim. Makyajı kolayca çıkarır. Gelin yardım etmek için gelmişti. Ama Tarık halletti bile. Ve bir öpücüğü hak etti. Düğünlerde dans etmeden olmaz. Bu gece Yelda dans kraliçesi olacak gibi görünmüyor. Yerler bu karmaşık hareketler için fazla kaygan. Eyvah! Yelda iyi misin? Sakin ol. Baş Nedime'nin bu durum için bir taktiği var. Tırnak törpüsü mü? Ama neden? Yelda ayakkabılarının tabanlarını törpülüyor. Şimdi ayakkabılar asla kaymayacak. İşte bu. Yaşasın. Sabaha kadar dans edelim. Nedimeler de düğünde güzel görünmeli. Ve sonra gelin arkadaşının yardımına koşmalı. Ve işte burada. Hayır, damat onu terk etmedi. Sadece duvağı düzgün durmuyor. Yüzüne yapışıyor ve makyajını mahvediyor. Sakin ol. Duvağa sadece saç spreyi sıkmamız yeterli. Sertleşecek ve şeklini koruyacak. Ne kadar güzelsin bak. Tarık'ı bekletmeyelim. İşte törenin yapılacağı yer. Ama bir şeyler eksik. Yelda'nın ilginç bir fikri var. Bakalım ne bulmuş? Köpek kağıttan büyük bir kalp keselim. Uzun bir çöp şişe arkasına takalım. Ve hazır. Hadi daha çok kalp yapalım. Güzel süslemeler neredeyse hazır. Şimdi kalpleri yere saplayalım. Gelinin yürümesi için bir yol oluşturalım. Vay canına, bir profesyonel yapmış gibi. Aşka giden yol. Ne kadar romantik. Düğün saçının daha uzun süre dayanması için saç spreyi ile düzgün bir şekilde sabitlememiz gerekir. Ama sprey Alara'yı boğuyor. Sanki gaz bombası gibi. Koruyucu bir maskeye ihtiyacımız var. Plastik bir klasör ve bir taç alalım. Tacı silikonlayalım. Yuvarlayalım. Ve maskemiz hazır. Artık Yelda saçına istediği kadar saç spreyi sıkabilir. Alara'nın gözleri güvende. Makyajın son dokunuşları yapılıyor. Alara zaman geldi. Damat bekliyor. Ama makyaj malzemelerim. Onları da almam lazım. Arkadaşlarına yardım etmesi gerek. Yelda bir makyaj çantası yapmayı biliyor. Geniş bir elastik banda ihtiyacımız var. Daha ince bir elastik bant takmak için silikon tabancası kullanalım. İlmekler oluşturalım. Jartiyerin kenarlarını yapıştıralım. Hepsi tamam. Bak, tasarımım nasıl olmuş? Aa, mükemmel olmuş. Ve ilmeklere ihtiyacım olan şeyleri koyabilirim. Fırçalarım bile yanımda. Çok faydalı. Ve elbisenin altında görünmezlerdi. Düğün makyajı önemlidir. Her şey mükemmel olmalı. Ancak bu sıcakta mükemmel olmak epey zor.
Makyajın tamamı resmen peçeteye geçti. Yelda'nın bu durum için bir de taktiği var. Bitmiş makyajın üzerine biraz saç spreyi. Ama ürünün gözlerimize ve ağzımıza girmediğinden emin olmalıyız. Saç spreyi makyajı sabitleyecek ve uzun süre dayanmasını sağlayacak. Burası harika görünüyor. Ama çok da göz alıcı değil. O zaman kreatif olalım. Kalp şeklinde bir şablon ve biraz un alalım. Kızlar burayı güzelleştirmeye hazır. Şablonu yere koyalım. Üstüne biraz un eleyelim. Yolun tamamını bu şekilde dekore edebiliriz. Mekan bu şekilde çok daha iyi görünüyor. Çok romantik. Görünüşe göre tüm düğün fotoğrafları çok sıradan. Ama istersek çok güzel fotoğraflar çekebiliriz. Örneğin bunun gibi. Gelin ve damat aşk kelimesini yapmak için parmaklarını katlıyor. Güzel. Yelda'nın düğün fotoğrafı için başka bir fikri de var. Gelin ve damadın parmaklarına gülen yüzler çiziyor. Ve yüzükleri o parmaklara takıyor. Vay canına, bu çok sevimli. Bir gün bu resimleri torunlarımıza göstereceğiz. Kimse kravat bağlamayı bilerek doğmamıştır. Zor bir beceri ve Tarık bunu hala yapamıyor. Yardım için Alara'ya gitmesi gerekiyor. Tatlım izle ve öğren. Kravatın uçlarını çaprazlıyoruz. Geniş uç sağa bakacak. Sonra onu ince olanın üzerinden geçiriyoruz. Sonra arkadan yukarıya çıkarıyoruz. Ardından onu boşluktan geçiriyoruz. Düğümü sıkıyoruz ve düzeltiyoruz. Teşekkür ederim tatlım. Sensiz ne yaparım ben? Gelinlerin de tuvalete gitmesi gerekiyor. Ama bu büyük süslü elbise çok rahatsız edici. Alara'nın gelinlerin hayatını kolaylaştıracak bazı tavsiyeleri var. Gelinliği önceden ayarlayalım. Alt eteğin kenarlarına geniş bir saten kurdele yapıştıralım. Kurdelenin uçlarını açık bırakalım. Daha sonra etek ucuna sıkmak için bunları kullanacağız. Bakalım işe yarıyor mu? Elbisenin etek ucunu dikkatlice alt eteğin içine sokalım. Kurdeleyi belimizde sıkalım. Şimdi çok daha iyi. Elbiseyi açalım. Sanki hiçbir şey olmamış gibi. Ama kimseye söylemeyin. Evlilik yeminleri çok tatlıdır. Damat güzelce hazırlanmış. Yeminlerini ezberlemiş. Ama gelin çok gergin görünüyor. Yanında kopya kağıdı bile getirmemiş. Arkadaşlarına yardım etmesi gerekiyor. Bunu kendisi yapamayacak. Hiç sorun değil. Alara'nın sadece okuması gerekiyor. İşe yarar bence. Tabii damadın dikkati dağılmazsa. Sonra birbirinizi öpebilirsiniz. Etrafta böyle bir arkadaşın olması ne güzel. Her zaman durumu kurtarıyor. Kızlar sıraya girin. Buketi yakalama zamanı. Bir dahaki sefere kimin evleneceğini görmek için çok heyecanlılar. Ancak işler yolunda gitmedi. Yelda pek şanslı değil. Hem buketi yakalayamadı hem de gözünün altı morardı. Ve birazdan partiye gidecek. Ne yapacak? Şimdi de düğün kurtarıcısının yardıma ihtiyacı var. Merak etme. Benim bildiğim bir taktik var. Kırmızı rengi morluğu kapatır. Morluğun üzerine kırmızı göz kalemi sürelim. Üzerine biraz bej kapatıcı uygulayalım. Bitti. Morluk hiç yokmuş gibi. Düğün ipuçlarımızı sevdiniz mi? Peki ya siz gelin ve damat için daha yararlı ipuçları biliyor musunuz?
Yorumlara yazın, beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece Turum Turum'daki hiçbir ilginç fikri kaçırmazsınız.